Herkese tolgozbek.com kanalından merhaba. Tarihler 8 Temmuz 2020'yi gösterirken jandarmaya ait Skorsky S-70 tipi helikopter motor arızası nedeniyle mecburi iniş yaptı. Çok sarp bir arazide gerçekleştirilen bu başarılı mecburi inişte helikopter kırıma uğradı ama helikopterdeki 7 kişilik tim ve 3 kişilik uçuş ekibi toplamda 10 askerimizin burnu bile kanamadan bu olayı atlattı. Enkaz orada birkaç gün kaldı ve sonrasında kara havacılığa ait CH-47F Şinuk helikopteri tarafından kaldırılarak götürüldü. Türk havacılığında artık ağır nakliye helikopterlerimiz var. Bu tür durumlarda hızla buraya intikal edip oradan gövdeyi enkazı alabilmek artık mümkün. Gelin bu videomuzda havadan ağır yükler nasıl taşınıyor, nasıl bir operasyon yapılıyor bunu birlikte inceleyelim. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz gerçekten sahip olduğu hava araçlarının hakkını vererek kullanıyor. Bir bakıyorsunuz işte Güneydoğu'da terör operasyonları var, sınır ötesi operasyonlar var. Bir bakıyorsunuz Libya'ya Türk askerleri gidiyor. Bunun gibi pek çok operasyon gündemde ve alınan hava araçları, helikopterlerinden insansız hava araçlarına, F-16'larından ağır nakli helikopterlerine kadar tüm hava araçlarımız gerçekten her türlü operasyon şartında kullanılıyor. Türk Havacılığı'nın en büyük eksiklerinden biri uzun yıllardır gündeme gelen ağır nakliye helikopterleriydi. Ağır nakliye helikopterin amacı sadece çok sayıda askeri bir bölgeye götürmek değil, bazen ağır yükleri götürmek, bazen bu olayda olduğu gibi kırım geçirmiş bir hava aracını kurtarmak veya daha da önemlisi sivil açıdan baktığınızda Olağanüstü durumlarda işte sel felaketinde, deprem felaketinde yaralıları taşımak, yardım götürmek veya insanları kurtarmak amaçlı çok yoğun bir görevleri var. Türk Silahlı Kuvvetleri uzun zamandır ağır nakliye helikopterleri almak istiyordu. Birkaç defa bu konuyla ilgili ihale yapılmıştı, sonrasında iptal edilmişti ama 2011 yılında sonunda bu ihale tamamlandı ve Boeing'den CH-47 Chinook helikopterlerinin alımına karar verildi. Şınık helikopterleri ilk olarak Vietnam'da ortaya çıkmış. 1960'lı yıllarda tasarlanmış, Boeing tarafından tasarlanmış bir helikopter. Ağır yük taşımak, askerleri götürmek, getirmek amacıyla ihtiyaç duyulduğu için böyle bir tasarıma gidilmiş. Ve farklı farklı versiyonları, örneğin A'dan başlayıp şu an F harfine kadar gelmiş durumda. Farklı modelleri halen dünyanın en çok kullanılan batı yapısı ağır nakli helikopterlerinin başında geliyor. Ailenin son ürününü seçti Türk Kara Kuvvetleri ve Kara Havacılık için ilk etapta 7 adet helikopter teslim edildi. Bunu 4 adettik özel kuvvetler ve Milli Savunma Bakanlığı için üretilen helikopter izledi. İlki 2016 yılında gelmişti. Geri kalan ikinci paket 2019 yılında teslim edildi ve toplam Şinuk sayımız 11'e ulaşmış durumda. Bu helikopterler pilotlarımız tarafından büyük bir verimlilikte kullanılıyor. Bir bakıyorsunuz tatbikatlarda çok ağır yükleri kaldırıyor, paraşüt atlayışları gerçekleştiriliyor veya burada gördüğünüz gibi kurtarma faaliyetleri yapılmış olabiliyor. Peki CH-47F'lerin kargo kapasitesi ne kadar? CH-47'lerin F modeli yaklaşık 10,5 ton kargo taşıma kapasitesine sahip. Bu kargoyu kabin içine alabildiği gibi gövde altında bulunan özel noktadan vinç yardımıyla da kaldırabiliyor. Vinç yardımıyla kullanılan tek aşamada tek parça 7,5 tona kadar ağırlık kaldırabiliyor. Karahavacılığımıza ait şinuklar geçtiğimiz yıl bir tatbikatta yaklaşık 6,6 ton ağırlığındaki bir zırhlı aracı çok başarıyla kaldırmış ve istenilen noktaya götürmüştü. Şimdi dönersek bu jandarmanın yaşadığı kırıma boş ağırlığı S-70 Black Hawk helikopterinin yaklaşık 5,3 ton Şimdi buradaki bu görüntülere baktığımız zaman ee, helikopterin kuyruğunun kırım geçirildiğini veya kesildiğini, söküldüğünü burada görüyoruz. Tabii ki ana rotor ve paller yok. Yaklaşık diyelim ki 5 ton ağırlığında olsun. Burada bu görüntülere baktığımız zaman Şinuk helikopteri rahatlıkla kaldırıp bunu taşıyabiliyor ve götürebiliyor. Özellikle helikopter kırımları tabii ki e, bu tür operasyonlarda çok dağlık yerde, zorlu yerlerde kalabiliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde başına gelen birçok helikopter kırımı var. Kuzey Irak'ta olanlar var veya Güneydoğu'da olanlar var veya en son aklımıza gelen e, Büyük Birlik Partisi'nin başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazası var. Bu helikopter kazasındaki enkazı bulabilmek üzere e, bölgeye özel kuvvetlere ait yine Skorsky S-70 Black Hawk helikopterleri gitmişti. Ancak bu helikopterlerden biri iniş sırasında Kırım geçirmişti. Kırım geçirip tabi anapaller vurduğu zaman helikopter orada kalıyor. Nasıl kurtaracaksınız bunu? O meskun alana ne kamyon sokabilirsiniz ne tır sokabilirsiniz veya parçalasanız helikopteri büyük zarar verilebilir. Bu nedenle olduğu yerden alıp kaldırmak lazım. Kazanın olduğu günlerde şans eseri İzmir'de bir NATO tatbikatı gerçekleştiriliyordu. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir Şunik tipi helikopter bölgedeydi. Türkiye ve İngiltere arasındaki diplomatik yazışmaların arkasından bu helikopter bölgeye gitti ve bölgedeki kaza kırım geçirmiş Black Hawk helikopterini alarak götürdü. Şimdi helikopterlerin tabii ki zarar verilmeden o bölgeden kaldırılması alınması lazım. Neden? Çünkü bu helikopterler Yapılacak bakım ve e, gerekli tadilat işlemlerinden sonra tekrar uçabilir hale getirilebiliyor. Ben şu örneği vermek istiyorum. 1990'ların başında e, jandarmanın iki Black Hawk'ı farklı farklı tarihlerde kırım geçirmiş. Hatta bir tanesinden çok sayıdaki askerimiz de şehit olmuştu ama bu helikopterler tekrar alındı. Özel bakım teknikleriyle gövde onarıldı, yeni motorlar takıldı ve tekrar uçabilir hale getirildi bu helikopterler. Bu açıdan da enkazın çok düzgün taşınması gerekiyor. Peki enkazı alamıyorsunuz. En de diyelim ki Şinuk tipi bir helikopter yok. Ne oluyor? O tür durumda o enkaz orada o halde bırakılmıyor. Tabii ki kullanılabilir parçalar sökülüyor. Eğer tabii e, etrafı güvenli ise tabii bu merkezin bu şekilde düşürlen helikopterlerden yapılan kurtarma faaliyetlerinde de zaman zaman terör örgütünün açtığı taciz ateşleri var. Bu tür olaylar da meydana gelebiliyor. Burada önce yararlı malzemeler, kullanabilecek malzemeler sökülüyor ve arkasından patlayıcılarla enkaz patlatılarak tamamen kullanılmaz hale geliyor. Çünkü buradan götüremediğimiz malzeme yarın öbür gün terör örgütünün elinde bu malzemenin bu enkaz parçalarının yanında biz bunu helikopteri düşürdük gibi kara propagandaya da alet olabilir bu açıdan da önemli olduğunu belirtmemde fayda var. Geçmişte de çeşitli kazaların yaşandığını belirtmiştik. Bu kazalarda da aynı şekilde özel kuvvetler bu enkazı patlayıcılarla tamamen paramparça hale getirerek normalde bir fotoğraf verilmesinin önüne geçmek için ellerinden geleni yapmışlardı. Ağır nakli helikopterleri dediğim gibi hem bir ülkenin silahlı kuvvetleri açısından hem de sivil açıdan çok önemli. Örneğin bu yıl orman yangınlarıyla mücadele için kiralanan helikopter arasında çok farklı bir helikopter var. Bu helikopter Rus yapısı Mi-26. Ee, bu helikopter aynı zamanda gövde altında taşıdığı sepet olarak adlandırılan özel sepet sepet sistemiyle su taşıyor ve orman yangınlarının söndürülmesine de önemli katkı sağlıyor. Geçtiğimiz yıllarda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi S-64 Sky Crane olarak adlandırılan çok özel bir helikopteri kiralamıştı. 2 yıl boyunca İstanbul ve çevresinde orman yangınları müdahalede görev yapmıştı ve daha sonra bu yaz bu helikopterin tekrar geri döndüğü ve arkasından Yunanistan'daki bir şirkete kiralandığı ve Yunanistan'da orman yangınlarına katıldığını görüyoruz. Helikopterler bekliyorsunuz bekliyorsunuz bir olay oluyor ve gerçekten çok ihtiyaç duyduğunuz anda bu helikopterler devreye girerek kurtarmayı veya sivil amaçlı veya askeri amaçlı çok fazla görevleri yerine getirmiş oluyor hafta içi her gün farklı havacılık konularıyla sizlerle beraber oluyoruz. Lütfen kanalımıza destek vermek için katıl butonuna basabilirsiniz. Bizlere destekte bulunabilirsiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmaya davet ediyoruz sizi. Sorularınızı lütfen yorum yazın veya info@tolgozbek.com adresine elektronik posta yollayabilirsiniz. Detaylı havacılık haberleri ise tolgozbek.com sitemizde. Yarın yeni bir konuda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. thank you